Merhaba sevgili yaban dostları. Bir outdoor teknik programına daha karşınızdayız. Bugünkü programımızda sizler için avda, avcılıkta kullanılan, doğa sporlarında kullanılan bıçakları inceleyeceğiz. Bugün birbirinden kıymetli iki tane dostumuz burada. Bir tanesi sevgili Bülent Özenç abimiz. Diğeri de Özgür Özdemir kardeşimiz. Bıçakları tartışacağız. Bıçakların özellikleri, çeliklerine göre kullanım yerleri, sapta kullanılan malzemeler, ısıl işlem, bu tür konuları konuşacağız. Dövme çelikler veya işte Damaskus dediğimiz Şam çelikleri. Bu çeliğin özelliği nedir? Niye bu çeliğin adı Damaskus Şam çeliği? Niye işte Moskova çeliği, Ankara çeliği değil de Damaskus? Yani oralarda mı icat edilmiş? O insanlar mı bunu bulmuşlar? Damaskus çeliğinin özelliği nedir? Kullanmanın faydası nedir veya zararı nedir? Bu konularda ne söyleyebilirsiniz bize? Damaskus çeliğinin esasen kaynağı çeliğin ilk bulunduğu tarihlere dayanıyor. Yani pota çeliği dediğimiz çelik esası budur. Bu normal şartlarda Damaskus çeliğini yapmadan önce bizim büyük ustalarımız, işte atalarımız potada demir cevherini İşliyor. eriterek Tıpkı bugün Japonların hala kılıç üretimi hala gibi. devam ettiği Evet. gibi bizim tarihimizde olan bir şeyi biz yapmıyoruz şu anda. Yani bugün yapan yok. Çok nadir ustalar bir iki deneme yaptılar. Peki yani bizdeki Damaskus, yani ismi Şam'dan geliyor ama belki o dönem Şam'da Osmanlı'nın kontrolü altındaydı. Oradaki ustalar da Türk'tü, belki Osmanlıydı filan. Onu tam bilemiyorum ama yani bu tekniğin icadı bizden mi kaynaklanıyor? Yoksa yabancıların yaptığı bir şey alıp biz Osmanlı'da kılıç üretimi, bıçak kama üretimi için, Yeniçeriler için geliştirmiş miyiz? Bir bilginiz var mı Şimdi bu şu konuda? şekilde Evet. anlatayım. Bizim normal şartlarda Osmanlı'nın kılıcı yatağın. Tamam. Yatağında üretiliyor. Bir tek Osmanlı'ya bağlı değil bu kılıç mevzusu. Türkler, eski Türklere kadar dayanıyor. Potada eritilen demir cevheri baş başına direktmen işlenemez. Bunun bir haddeden geçmesi lazım. Evet. Haddeden geçmesi için de o zamanki ustalar bunu döverek yayıyorlar. Yaydıkları vakit tekrardan katlayarak, ocak kaynağı dediğimiz katlama, yani ocakta yapılan bir Tabii. kaynak, tekrardan diyor. Tekrar tekrar bu işlemler böyle bir çark nasıl dönerse o şekilde devam ediyor ve gidiyor. En sonunda önümüze bir tane kılıç çıkıyor, dövülmüş. Peki kaç kat dövülüyor bu? Kaç kez katlanarak Ya dövülüyor? onun bir Bir katlama sınırı ölçüsü var yok. mı? Onun bir ölçüsü yok. Ne kadar çok katlarsanız o potadan çıkan çeliği o Evet. kadar sağlam olur. Şimdi bu Damaskus'la ilgili benim yaptığım araştırmalarda Haçlı seferlerinin kırılma noktasının bu Damask çeliğinin Eyyubi tarafından kullanılmasıyla neticelendiğini söyler. Yani İslam Sebebine orduları gelince, Damaskus kullanarak mı Haçlı evet, seferlerinde savaştılar? şövalyelerin kalın zırhlarına etkileyemeyen bir malzeme olduğu için şövalyeler bu zırhlarıyla gelip Kudüs'e kadar rahatlıkla elini kolunu sallayarak gelip gidermiş. Fakat bu Damaskus çeliğinin Orta Asya'da Hindistan'ın Wards çeliğinin birazcık daha ılımlı işlenmesiyle elde edilen bir materyal olduğu tahmin ediliyor. Bunun en büyük özelliği tabakaların arasına sert malzemeyle yumuşak malzemeyi karıştırarak dövdükleri için, hatta üzerine desenini vermesinin sebebi Evet, katmanların arasındaki fark, iki karbonlu ve ayrı karbonsuz olan malzemenin katmanlar. üzerinde olmasından dolayı bundan yapılan ok başları rahatlıkla bir haçlı zırhını delebiliyor. Ve kılıçlarının esnekliği ve gevrekliği, tarihe baktığımız zaman kılıçlar ilk başta Bizans'ta hepsi kısa gladyatör kılıçları, döküm yapılırmış. Metal çağına geçtikten sonra. Bildiğim kadarıyla çoğu da tunçtan dökülmüş. Tunç, bronz dökülmüş Evet. kılıçlarmış. Daha sonra İngiltere'de şövalyeler uzun kılıçları, bunlar da sadece saf demirden yapılan kılıçlarmış. O zamanlar çelik teknolojisi daha bilinmiyormuş. Orta Asya'ya geldikleri vakit bununla karşılaştıklarında bir hezimete uğramışlar. Yani güvenli kaleleri içinde şişlenerek, oklanarak ve bir de bu kılıçların ufak ve esnek olması
hareket kabiliyetinin bir kılıç, tabii, bir metrelik kılıcı iki kere sallayana kadar karşısındaki üç kere kılıcı kullanarak. Ve bir de enteresan, kılıçlar genellikle filmlerde de görürüz, vurulduğu zaman kırılır eski filmlerde. Ama bu Damaskus çeliğinin özelliği yumuşak ve sert çelikten mürettep olduğu için esneme oranı çok daha, daha fazlaymış. Fazla. Evet. Ve kırılmadığından tercih edilmiş. Ayrıyetten bunun ağzı bileylendiği zaman ifade edilen şey, ıslak bir tülbente havaya attığınızda yere düşerken kılıç onu kesermiş. O derece keskinliği olan bir ürün yapmışlar zamanında. Nedense bunu duyunca aklıma Kevin Costner'ın bir filmi geldi. Orada bir katanayla bir şeyi vardı. Bir sahnesi vardı. Aynı onun gibi. Evet. Ve o zamanki bu kılıç yapım ustalarına sahip olan padişahlar, işte devrin diye padişah bizde olduğu için diyoruz, kralları, bu silah yapım ustasını başka bir yere gittiği zaman veyahut da bir savaşı kaybettiği zaman o ustanın gözlerine mil çekerek kör edermiş. Çünkü bu Damask jeli o zamanki, şimdi tabancanın karşısında siten makineli tüfek değil de ağır makineli tüfek gibi bir ya da, savaş gücü. Ya da o, şimdi daha da iyi anlaşılsın diye söylüyorum. Bugünkü mesela kıtalar arası bir balistik füze, aynen, ne demekse onu programlayabilen, onu icat eden bilim adamı ne demekse, çünkü o günde bu çeliği dövebilen, bu bıçağı yapabilen adam bu kadar kıymetli bir adamdı muhakkak ki. Osmanlı Sarayı'nda da vakti zamanında bizim Galata civarında da 4 ya da 5 tane bu Damask atölyesinin olduğu rivayet edilir. Hmm. Bir de Osmanlı'da bir padişahın yanındaki vezirine veyahut da bir kıymetli paşasına verdiği en büyük hediye Damask yumurtası dedikleri. Evet. Bu Damask çeliğinin yumurta şeklinde olmasından dolayı. Çünkü bu eritildiği zaman potada yumurta şeklinde çıkıyor, çıkarmış. Evet. Bunu işte işleyerek kılıç haline, bıçak haline getirirlermiş. Evet. En değerli hediyenin olduğunu söylerler. Hatta şöyle de bir dipnot geçeyim oraya. Bugün saraydaki, Topkapı Sarayı'ndaki şeylerin, kılıçların, bıçakların olduğu yerlerde yanlarında o Damaskus topu veya yumurtası durur. Vardı. Yani bu, evet, bu bir Osmanlı kültürü, doğru. Yani bize de yani bu esası Orta Asya'dan gelen bir gelenek olduğu, Hindistan'ın kuzeyinden kavimlerin elde aslında ettiği bugün, bir malzeme olduğu söylenilir. Bugün uluslararası bıçak üretim alanında Hindistan, Bangladeş ve Pakistan'ın hala önemli bir yeri var. Yani bu adamlar elle veya şahmerdanla hala çelik dövüyorlar ve bütün dünyaya, yani Avrupa'ya, Amerika'ya şey olarak, taslak olarak dövülmüş çelik satıyorlar. Yani işleyip ondan bıçak üreten şey çok. Hatta bizim Türkiye'de de getiren birkaç tane firma getirip burada işleyenler var. Mesela benim ürünlerimin birçoğu da aynı şekilde Hindistan'dan getirtilmiş ürünlere buradaki ustaların gayretiyle sahip olduğum bıçaklardır birçoğu. Peki senin başka bu dövme çelikle ilgili söyleyeceğin, bize vereceğin bir bilgi var mı? Valla dövme çelikte fazla, yani Damaskus'un orijinali zaten anlatıldı. Evet. Türkiye'de yapan ustalarımız da var. Evet, şimdi, çeliği şimdi yeni yeni çıkmaya başladı. Gerçekten başarılı işler yapıyorlar. Ama geçmişe baktığımız zaman muhtemelen yokluktan kaynaklanan bir durum. Evet. Yani. Tabii ki. Yani gidip de şuradan ben bana onu, bir şiverkel çeliği ver deyip adam alamayacağını yani, göre onu yapmak diye demiyorum. Çünkü askeri bir sır olduğu için bu köreltilmiş. Olabilir. Yani bunun piyasaya olabilir, çıkıp halka inmesi engellenmiş. Yani doğru, bir o dönemler. O atölyeler, evet, yani dediğim gibi savaşta kaybeden bir kral yanında silah ustasının gözüne mil çekermiş ki düşmanın eline geçtiği zaman o silahları üretip ona karşı kullanılmasın diye. Öyle bir ifade de vardır. Doğrudur. Yani Damaskus çeliğine Osmanlı döneminde ve ondan önceki dönemlerde ustaların kalitesi tartışılacak bir durum değil. Çünkü tartışılamaz. Yani şu dönemde ne yapıyoruz? Bir tane bıçak aldık elimize. Diyoruz ki bu bıçağın çeliği ne? Satıcıdan aldık. Satıcı bize dedi ki bu, dedi, işte Sleipner. Biz inanmadık.
KOSGEB'e gidiyoruz, ne yapıyoruz? 2 dakikada spektrometreleri veriyoruz bunu. Analizi yapıyor. Yapılıyor, doğru. Fakat Oğuz da ne yapıyor? Oğuz da erittiği pota da erittiği o pota çeliğinin karbon oranını bilerek yapıyor. Deneme sınama yoluyla yani, nirvana yol açıyor. Tabii canım. Tabii. Adam bakıyor, ayırıyor bunları. Ayırıyor parçaları, ayrı ayrı dövüyor. Ya, katlıyor. Yani ben daha önce bahsetmiştim. Yani ben gözüyle yaptığı menevişin renginden, saman sarısı, yani, soğan kabuğu, işte tanyeri, bilmem ne, buz mavisi diye kaç rockwelt sertliğe ulaştıracağını menevişin sonunda bilen ustalar tanıyorum. Yani bunu tamamen göz kararıyla ve ölçüyorsunuz sertlik ölçme cihazıyla. Ne dediyse bir rockwelt aşağısı veya yukarısı onu tutturan adamlar var. Yani büyük tecrübe. Bunun nirvanasına ulaşmışlar. Yani. Aynen, aynen öyle. Bu kesici aletlerde en üst düzey bildiğimiz Japonya'da seyretmişizdir. Kill Bill. Kill Bill. Kill Bill. Ummatır onun filminde bir ustanın Hattori Hanzo. Bıçağı, yani bir bıçağı üretmek için ortaya dört köşe bir sabun kalıbını çıkartıp bundan, yani bizim o yumurta dediğimiz şeyden bıçağı üretmesini, başlı başına bir teknik olduğunu, hatta o kendisinden sonra bu kılıçların yapılamadığı iddia edilirmiş. Yani bu bir meslek sırrı, babadan oğula geçen bir sır olarak tarihe gömülmüş gitmiş. Tabii ki muhakkak o çelikler dövülürken içine katılan karışımlar var. İşte yumuşatmak, sertleştirmek için onların miktarları, oranları, çeliğin kaç derece ısıya getirileceği, ne kadar dövüleceği, kaç kat katlanacağı. Yani bunların hepsi eminim ki iyi sanatkarların içinde, zaman içinde belli bir tecrübeyle sabitlenmiş, evet, bilgilere dönüşüyordu. Ve eğer bu kişi bu bilgiyi paylaşmıyorsa tabii ki onun onunla yaptığı tarih oluyor. Aynen, onun yaptığı kılıcın o dönem içinde diğerlerine karşı bir üstünlüğü olmakla beraber bu adam da öldüğü zaman o sanatta ondan birlikte bir başkası aynı metotları keşfedene kadar, aynı şekilde o üretim yapana kadar ölmüş olacak yani. Peki diğer bıçaklar, yani ben burada mesela sıklıkla Damaskus bıçaklar görüyorum, geyik boynuzlu saplı bıçaklar görüyorum. Belki o konuda biraz daha fazla model var. Yani bu bir tercih mi yoksa benim onlar... tamamıyla kişisel tercihim. Ben bunların ham çeliklerini yurt dışından fırsatım olduğu için dostlarımın vasıtasıyla da, İtalya vasıtasıyla da getirdim. Türkiye'de de meslekten dolayı tabii. Şimdi siz bilmeyenler için söylüyorum. Bülent Bey gümrük müşaviridir. Dolayısıyla yani ithalat, ihracat, çelik gelecek, gidecek, kendi işini kolaylıkla muhakkak suretle hallediyordur. Yani burada genellikle ben ustaların, sanatkarların yaptığı bıçakları tercih ettim. Onların emeğinin olduğu, evet, mesela Sinop'taki ustalarımızın, Ankara'daki ustalarımızın, şimdi ismini vermek reklama girer, evet, Sivas'taki ustalarımızın, yatağındaki İstanbul'da ustalarımızın, yatağındaki ustalarımızın, Balıkesir İstanbul, özellikle. Evet. Çok, şimdi bir de benim dikkatimi çeken bu... Şimdi çok özür diliyorum. Bu arada kamera belki yakın çekim yapacaktır bıçaklara. Ustalar kendi bıçaklarını aralardan seçerler zaten. Bu benim bıçağım, bu benim bıçağım diyecekler muhakkak. Evet sayın seyirciler, bir sonraki programda yeniden birlikte oluncaya kadar hoşça kalın. Ölmüş olacak yani.